Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz TUMUZ ile devam ediyor. Bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Mardin. Mardin'de bir lezzet durağı olan Şahin Tepesi restoranta konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Beşir İpekçi ile beraberiz. Bakalım Beşir Bey sundukları hizmetler ve faaliyet alanları ile alakalı bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Beşir Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Her şeyden önce bizleri misafir ettiğiniz ve ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Demek, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkürler. Sizi burada görmek bizim için büyük bir şeref. Çok teşekkür ederiz. Beşir Bey burada uzun yıllardır restoran sektöründe bir lezzet durağı olarak faaliyet gösteriyoruz. Buradaki hizmetlerimiz, lezzetmelerimiz ve çalışmalarımızdan bahsetmeden önce tüm Türkiye'de ekranlarında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz adına biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Yani benim adım Beşir Bey. Ben uzun yıllar İstanbul İzmir'de kaldım. 32-33 sene kadar İstanbul İzmir'de kaldım. Yani eğer sizin için bir mazur yoksa lütfen. Bizim İstanbul'da abimle beraber bizim kumarhanelerimiz vardı. İstanbul İzmir'de kumarhanelerimiz vardı. Biraz yani problemli bir hayat yaşadık. Ama yaşadığımız hayattan yani hiç şikayetimiz olmadı ve gurur da duyuyoruz. 2001 yılında ben artık tadında bırakalım evet düşüncesiyle Mardin'e geldim. Yani o hayatı tam anlamıyla arkamda bırakarak. Annem vardı burada. Kumarhane çalıştıran İhsan abim vardı. O da hastalanmıştı, o da buradaydı. Artık tadında bırakalım dedik ve Mardin'e geldik. Bu bulunduğumuz yer bizim bahçemiz. Evet. Bizim kendi mülkümüz. Buraya bir çay bahçesi yapayım dedim. Bir çay bahçesi. Çay bahçesi yaptı fakat pek şey olmadı. Yani randıman alamadık. Umduğumuzu bulamadık. Ve içkiye çevirmeye karar verdim. İçkiye çevirdik. Bu arada yani Allah vergisi olan bir şey var. Biraz önce yediğiniz kavurma. Evet. Oturdum bir kavurma yaptım. Hapishanede hani kendi yemizi kendi ayrıyeten özür dilerim kusura bak 15 sene benim hapishane hayatım var. Ya biz halede kendi yemeğimizi kendimiz yapıyorduk. Elimiz biraz şeydi, yatkındı. Ve burada oturdum, bir kavurma yaptım. Allah'a binlerce şükürler olsun. Bu aslında Allah'ın bir vergisidir. Ben öyle değerlendiriyorum. Allah bizim kişiliğimizi, temiz kalbimizi, dürüstlüğümüzü, yürekliliğimizi, mertliğimizi yani mutlaka biliyor ve bizi ödüllendirdi. O kavurma, yaptığım kavurma tuttu. O kavurma yani benim en büyük desteğim oldu. En büyük yani yardımcım oldu. O kavurma sayesinde bugün 13 sene oldu burayı açalı. 4 masalı bir yerimiz vardı. Evet. 4 masalı bir yerimiz vardı. Ki mutfağı da bu odanın içindeydi. Biraz sonra zannedersem orayla ilgili evet şeyler. İşime gücüme baktım. Kesinlikle. İşime gücüme baktım. Yani ben kendime göre özür diliyorum. Acaba lütfen. Doğru olur mu olmaz mı onu da ben eskiden İstanbul'da, İzmir'de yani kendi çapında ve bazı insanların da hani takdir ettiği gibi yani kabadayılık gibi bir ünvana sahiptik. Mardin'e geldikten sonra bu iş yerimi açtım. Hiçbir zaman yani her konuda kendimle ihtiyar ettim. Kendi kesinlikle elimle, kendi elimle malzemelerimi alıyordum ve ben eski bir kabadayı olarak
hiç şey olmadan hani kendi şeylerimi, malzemelerimi çarşıdan buraya kadar da ben taşıyorum. Kesinlikle. O zaman araba da yoktu bizde. Yine üstümde bir takım elbisem, yine kravatım, zarar. O eşyaları ben taşıdım. Pekala Beşir Bey, o halde bizler de adabıyla içmesi bileni, adabıyla oturmasını bileni herkesi buraya bekliyoruz diyelim o halde. Evet, evet. Peki. Tekrardan bizleri misafir ettiğiniz ve ağırladığınız için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür sizlere ederim. Başarılar diliyoruz Beşir Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, başarılar. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektörün Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz Sumuz ile devam edecek. Bugünkü durağımız olan Mardin'de bir lezzet durağı olan Şahin Tepesi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.